Herkese yeniden merhaba, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Uzun zamandır yine rutin video düzenimden çıkmıştım. Bunun sebebi hem tatile gitmiştim hem de daha sonra bazı sağlık problemleriyle uğraştım. Şu anda da hafif böyle gripliyim. O yüzden sesim grip çıkıyorsa gerçekten kusura bakmayın ama artık bir video çekmek istiyordum gerçekten. O yüzden sesimi, hastalığımı aldırmadan oturdum kameranın karşısına. Bugün sizlerle Back to School videolarına giriş yapmış bulunmaktayız. Ve bugünkü videonun konusu başlıktan da anladığınız gibi lisede yapılan hatalarla ilgili olacak. Sizlere bahsedeceğim bu hataların bazılarını lisede ben de yaptım. Tabii ki eksilerini de çok fazla gördüm. O yüzden zaten tecrübelerime dayanarak bu şekilde bir video çekmek istedim. Umarım bir nebze olsun size faydası olur bu videonun. Her neyse daha da fazla lafı uzatmadan artık videoya direkt başlamak istiyorum. Bahsedeceğim ilk hata kavgacı biri olmak. Şöyle bir öğrenci tipi var. Bu öğrenci tipi sürekli etrafındaki arkadaşlarıyla ya da kendinden küçük sınıflarla işte lise 1'ler olsun, lise 2'ler olsun ya da hiç tanımadığı insanlarla kavga etmeye çalışıyor. Ya da tartışma içerisinde olmaya çalışıyor. Bu şekilde kendi üstünlüğünü aslında göstermeye çalıştığını zannediyor ya da daha cool göründüğünü zannediyor ama böyle bir şey katiyen yok aslında. Yani ben bunlardan biri olmamanızı şiddetle öneriyorum. Neden diye sorarsanız hem cool görünmüyorsunuz, tam tersi aslında daha ezik görünüyorsunuz. Yani ezikten kastım genelde kendine inanmayan insanların savunma psikolojisi tarzı bir şeydir bu. Yani özgüveni olmayan insanların. Bu insanlar başka insanlara daha güçlü olduklarını göstermek için genelde bu şekilde kavgacı bir tutum izlerler. Aynı zamanda şöyle bir şey de var, yani lisede her an dengeler değişebiliyor. Bir gün canciğer olduğunuz dostunuz ertesi gün aslında düşmanınız olabiliyor. O yüzden o anki dostlarınız dışındaki tüm insanlarla kavga ederseniz o dostlarınızla kavga ettiğinizde diğer insanların hiçbiriyle dost arkadaş olamayacaksınız ve okulda yapayalnız kalacaksınız. Bir de düşmanımın düşmanı benim dostumdur diye bir tabir vardır ya. Eğer kendi dostlarınızla küserseniz diğer düşmanlarınızla bir araya gelip sizi daha da dibe batırmaya çalışabilirler. O yüzden bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum. Yani aslında kısacası demek istediğim, kendi sıkı dostlarınız dışında diğer insanlarla da, lisedeki diğer insanlarla da aranızda bir samimiyet olsun. En azından merhaba merhaba diyebilin birbirinize ya da en azından bir soru sormak istediğinizde, başınız sıkıştığında danışmak istediğinizde danışabileceğiniz, yaklaşabileceğiniz bir samimiyet olsun aranızda. Yapılan bir diğer hata da sürekli sevgili değiştirmek. Lise hem kızların hem de erkeklerin tam böyle kanlarının kaynadığı dönem. Yeni heyecanlar arıyorsunuz, yeni şeyler keşfediyorsunuz, kız erkek ilişkilerini özellikle keşfetmeye başlıyorsunuz. Ama bu noktada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Öncelikle duygularınızdan emin olmanız gerekiyor. Yani demek istediğim, hemen ilk gördüğünüz kişiyle sevgili olmamanız ve tabiri caizse kilot değiştirir gibi sevgili değiştirmemeniz gerekiyor. Yani doğru kişiyi bulana kadar ve duygularınızdan emin olana kadar duygusal bir ilişkiye başlamayın. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hem hakkınızda kötü şeyler konuşabiliyorlar, kız ya da erkek olduğunuz hiç fark etmez. Hem de diyelim ki birinden hoşlandınız ve onunla sevgili oldunuz. Daha sonra başka birinden hoşlandınız ve bu hoşlandığınız kişi eski çıktığınız, yani eski sevgilinizin çok yakın arkadaşı. Ama siz bu ikinci hoşlandığınız kişiden gerçekten hoşlanıyorsunuz. Yani bildiğiniz aşık oldunuz. Ama şöyle bir şey oluyor. Eski sevgilinizin arkadaşıyla çıkmanız pek de hoş karşılanmıyor. Pek de doğru bir şey olmuyor. O yüzden dediğim gibi doğru kişiyi bulana kadar bence beklemeniz gerekiyor. Yapılan bir diğer hata da herkese hemen güvenmek. Bu benim aslında hala yapmaya devam ettiğim bir hata. Ama en azından size yapmamanızı söyleyebilirim. Çünkü başımdan gerçekten bu yaptığım hatadan dolayı çok da güzel şeyler geçmedi. Baya kötü anılarım var yani bunlarla ilgili. Şöyle söyleyeyim, evet lise döneminizde gerçekten çok çok sıkı dostlarınız olacak. Ama bu dostlarınızı tanımak için kendinize baya bir zaman verin. Yani o sıkı dostlarınıza hemen tüm sırlarınızı açmayın. Hatta bazı sırlarınız vardır ki kimsenin bilmesini istemezsiniz. Sadece size özeldir. Onları güvenseniz bile kimseye söylemeyin. Çünkü lise öyle bir yer ki videonun en başında da söylediğim gibi dengeler anında değişebiliyor. Ve dengeler değiştiğinde bir gün söylediğiniz sırrınızı başka insanlardan duyabiliyorsunuz. Ve bu gitgide bütün okulun diline dolanabiliyor. Ondan sonra kendinizi kötü hisseden ya da mahcup duruma düşen siz oluyorsunuz. O yüzden dediğim gibi olabildiğince sırlarınızı başkalarına vermek konusunda dikkatli olun ve hemen herkese güvenmeyin. Kesinlikle buna dikkat edin. Yapılan bir diğer hata da tabii ki de dersleri aksatmak. Şimdi diyeceksiniz çok klişe konuşuyorsun ama klişe falan konuşmuyorum. Bu yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü şöyle bir baktığınızda aslında lisenin sadece 4 senelik bir geçiş evresi olduğunu
rahatlıkla görebilirsiniz. Liseden sonra sizi çok çok zorlu günler bekliyor olacak. Bunlardan bir tanesi üniversite, daha sonra evlilik hayatı, daha sonra geçim sıkıntıları ve benzeri ve benzeri bir ton şey bekliyor sizi. Ve siz bu geçiş dönemi olarak adlandırdığımız liseyi merdivenin ilk basımı olarak kullanmazsanız ileride o zorlu diye ifade ettiğim günleri aslında pek de rahat geçiremeyeceksiniz. Tabii ki ben size demiyorum ki işte lise hayatınız sadece ders çalışmakla geçsin. Böyle bir şey yok. Hem eğleneceksiniz hem de derslerinizi çalışacaksınız. Derslerinize yeterli vakti ayırdıktan sonra geriye kalan bir vaktiniz olacak ve bunu doya doya eğlenceye ayırabilirsiniz. Lise 1'de, lise 2'de, lise 3'te, lise 4'te hiçbir dönemde kesinlikle derslerinizi salmayın, derslerinizi ihmal etmeyin. Derslerinize ne kadar çalışırsanız üniversite sınavında da o kadar rahat edersiniz ve üniversite sınavında rahat ettikçe tabii ki de çok iyi bir üniversiteye kazanacaksınız. Bu da çok çok iyi bir gelecek demek. Dediğim gibi olabildiğince derslerinize çalışın. Hastalıktan dolayı sesim gitgide inceliyor. Konuşma devam ettikçe, video ilerledikçe sesim inceliyor. Allah'ınızın aşkına bana söyler misiniz? 40 derece havada grip olmak nasıl bir mantık ya? Gerçekten kendime inanamıyorum. Hava 40 derece, ben gribim şu anda. Nezleyim. Hep bu klima yüzünden ve hala açık. Klimayla uyumayın arkadaşlar. Bu da yapılan bir diğer hata gerçekten. Her neyse, son maddeyle devam ediyorum. Bu maddede hocalara kötü davranmak. Ben bu tip öğrencilere oldum olası hiçbir şekilde bir sempati beslememişimdir. Ne ilkokulda, ne ortaokulda, ne lisede, ne de üniversitede bu tip öğrencilerle hiçbir şekilde aram iyi olmamıştır. Hatta onlardan nefret etmişimdir. Belki bu durum benim annemin öğretmen olmasıyla ilgilidir. Bilmiyorum ama yine de kendinden büyüklere kötü davranan hiçbir insanla pek iyi anlaşamıyorum şahsen. Saygıyı gerçekten çok fazla önemsiyorum. O yüzden dediğim gibi büyüklere her koşulda saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bahsettiğim öğretmenlere kötü davranan öğrenciler bunu yaptıkları zaman kendilerinin daha cool olduğunu zannediyorlar. Aynı o kavgacı öğrenciler gibi aslında. Hiçbir farkları yok ki. Genelde zaten bu kavgacı öğrenciler öğretmenlere kötü davranıyor. Ama hiçbir şekilde cool falan görünmüyorlar aslında. Tamam, her öğretmenin mizacı farklı olabilir. Biri sert olabilir. Biri daha samimi, daha yumuşak olabilir. Biri dersi daha güzel anlatıyor olabilir. Biri çok çok da iyi anlatmıyor olabilir. Ya da senin anladığın şekilde anlatmıyor olabilir. Bu durum hiçbir şekilde senin hocaya kötü davranmanı haklı çıkarmıyor arkadaşım. Aynı zamanda sen bu şekilde davrandığında aslında yıl sonunda ya da dönem sonunda kendi notunu düşürmüş oluyorsun. Çünkü hocaların da verdiği bir kanaat notu var ve senin atıyorum 70'le 4 alınıyordu değil mi, yanlış hatırlamıyorsam 74 oluyordu. Senin notun kaldı 65'te. Eğer hocayla aran iyiyse senin notunu 70 yapabilir ama senin eğer hocayla aran kötüyse senin notun 3'e kadar düşebilir. O yüzden dediğim gibi hem kendi menfaatiniz için hem de saygı açısından hocalara olabildiğince iyi davranmaya çalışın. Bir de şöyle bir şey var. Hocalar tarafından ve arkadaşlar tarafından sevilen bir öğrenci, yani herkes arası iyi olan öğrenci her zaman artı puan kazanıyor her şekilde ve okulda daha çok popüler oluyorsunuz. Ve hocalarla arası iyi olan öğrenciden kastım aslında şu inek diye tabir ettiğimiz öğrenci tipi de değil. Yani sürekli hocaların peşinden koşup ne bileyim hocalara yaranmaya çalışan öğrenci de değil. Hocalarla arası iyi olup onlarla birlikte kahve içen ya da sohbet eden, şakalaşabilen öğrenci tipinden bahsediyorum. Onlardan biri olmanızı kesinlikle ama kesinlikle öneriyorum. Evet, benim bahsedeceğim hatalar bu kadardı. Back to school videolarımın girişini bu videoyla yapmış oldum. Videonun başında da söylediğim gibi birazcık hastayım. Umarım çok fazla rahatsız olmamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.